hani bunu sanatçı ne için yapmış, sanatçı bunu ne hissetmiş yapmış. Yani bütün eserlerin, mesela bana da gelen bir soru bu devamlı, bütün eserlerin bir anlamı olsun istiyor izleyici. İşte künyesinde bir şey yazsın istiyor ya, bir açıklaması olsun, kendini anlatsın, konuşsun istiyor. Aslında bu dediğiniz şey çok önemli ve çok gerekli bir şey söylediniz. Aslında bu profesyonel bir iş ve sanatçı ile tuvali arasında ille bir şey anlatmak zorunda da değil. Çok büyük bir etkiyi de anlatabilir. Dediğin iyi bir nokta Semra. Yani şöyle işte burada şunları koymamın nedeni biraz bunlar. Şimdi bunlar bir amaçla yapıldı. Evet. Yani mesela şu benim çok hoşuma gider. Yani bir çeşit aslında bir şey. Heykel gibidir. Evet. Ama kimse bunun işlevinin ne olduğunu ben biliyorum. Ürettim ve işlevinden kaynaklı estetik bir forma aldı. Yani yapıt da bunun gibidir. Aslında benim için bunu oluşturma şekli başka bir şey. Senin bunu algıladığın şekil, sana ulaşan şekil başka bir şey. Dolayısıyla tabii ki sanatçı işte bu formun ortaya çıkabilmesi için benim bir amacımın olması lazım. Yani tabii bunu rastgele üretemem. Tabii. Amacım bunu oluşturuyor. Şimdi benim bir amacım var ama bunun seyirciyle bazen ilgisi olmayabilir. O ifadenin, o anlamın ona ulaşmasına gerek yok. Benim derdim bu formu üretmek. O üretildikten sonra seyirci onu başka bir kategoride benim ürettiğimin dışında bir algıyla algılayabiliyor. Kesinlikle. Orada bence hiçbir sorun yok. Şöyle açıklayabilirim aslında profesyonel sanatçılığı. Yani sanatçı normalde, yani sanat dediğimiz şey bir dildir. Yani yazar yazıyla uğraşır. Yani ressam resimle uğraşır. Ne bileyim bir yönetmen filmiyle uğraşır. Burada iki kategori var. Kendi işi olarak dille uğraşan sanatçı, bir de şeye karşı, izleyicisine karşı, seyircisine karşı sorumlu olan sanatçı. Seyirci konuyla ilgilenir. Sanatçıysa dille ilgilenir. Ama dil çoğu zaman izleyiciye ulaşmaz. O konuyla ilgilendiği için iyi bir izleyici olman, bilgili olman gerekir o dille ilgili şeylere yakalayıp. Resme bakarken aslında bir takım donanım ve birikim olunca daha net anlaşılabiliyor. Evet, yani izleyici olarak o ya da okuyarak, bilgilenerek buna ulaşabilirsin. Dolayısıyla aslında sanatçı profesyonel olarak dilini geliştirmeye çalışır. Yazar olarak dilin olanaklarıyla uğraşır. Evet, anlatım, çok doğru söylüyorsun. Anlatım sadece izleyici için kullandığı bir ara yoldur yani. Ama o şeyin çıkabilmesi, o dille uğraşabilmesi için anlatıma ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bende de öyle. Yani ben aslında resmin dil olanaklarıyla uğraşıyorum. Ama bir portre yapmam gerekiyor bunun için. Portre kısmı izleyiciye uğraşıyor. Portre benim için çok önemli değil. Oradaki teknik şey benim için önemli. Evet, kesinlikle. Ya onu boyutlandırabilme, işte materyalin gücünü sınayabilme. O teknikle baş edebilme, aynen, o serüveni yaşamak aynen, aslında aynen, sizi mutlu eden, aynen, heyecanlı kılan aynen şey.